İşte yer kürenin en büyük doğal güçlerinden biri. O kadar sıcak ki hiçbir şey ona karşı duramaz. Yer kürenin derinliklerinden fışkıracak kadar parlayıcı. Bu gücü dizginlemek için bilim insanları uzun zamandır doğa dostu teknolojiler geliştirme çabası içinde. Amaç bu gücü bu güce dönüştürmek. Kaliforniya'nın en gözden uzak köşesinde, Fransa'daki Ren Vadisi'nde, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde bulunan bir ada devletinde bu rüya gerçekleşmek üzere. Bu yeryüzünün en büyük yenilebilir enerji kaynağıdır. Eğer bu rüya gerçekleşirse eski ve kirli güç tesisleri geçmişte kalacak. Jeotermal'in sınırlarına hoş geldiniz. Burası İzlanda'da Reykjavik'in 40 kilometre doğusunda yer alan eksi 1 derece sıcaklıktaki 26 numaralı kuyu. Mühendisler bu zor koşullar altında yerin 2 kilometre aşağısına inmeyi göze alıyor. 6 gün boyunca sürekli iniyorlar. 100 yıldan uzun bir süredir bu gibi kuyular petrol çıkarmak için kazılıyor. Mühendisler şimdi de belki daha değerli olan bir enerji için aynı derinliklere iniyorlar. Süper sıcaklıktaki su. Radikal bir teknoloji, yer kürenin ısısını elektrik enerjisine çevirmeyi amaçlıyor. Eğer bu jeotermal zafer kazanılacak olursa enerji alanında bir devrim gerçekleşmiş olacak. O zaman fosil yakıtlara olan bağımlılık azalacak. Bu kuyunun çalışanları yer kürenin derinliklerinde sıcak su bulmanın çok kolay olmadığına tanık oluyor. Yer kürenin derinliklerinde jeotermal sistem bulmak tıpkı samanlıkta iğne bulmak kadar zordur. Ekibin aradıkları iğneyi bir an önce bulması gerek. Çünkü bu tesisin günlük 40 bin avro masrafı var. 26 numaralı kuyu başarılı sonuçlar vaat eden deneysel bir proje niteliğinde. Eğer burada büyük bir sıcak su rezervi bulunursa, yakınlardaki Hadley City kompleksi gibi bu pek çok jeotermal güç ünitesinin kurulmasına imkan verecek. Bu tür kuyuların ve güç tesislerinin genel amacı, yer kürenin derinliklerindeki sıcaklığı kontrol altına almak ve hakkında çok az şey bilinen bu gücü kontrol etmektir. Saklı enerji yer kabuğuyla manto arasında yer alır. Bu bölgede bulunan sıcak kayalardan meydana gelmiş magma akıntıları, yeraltı sularını ısıtarak tıpkı bir çaydanlıkta olduğu gibi bir basınç meydana getirir. Eğer bir çıkış yolu bulursa sonuç işte böyle olur. Geyserler ve fumaroller oluşur. Eğer magma yüzeye ulaşırsa devasa volkanik patlamalar meydana gelir. Mühendisler sıcak yeraltı sularına ulaşabilecek derinlikte kuyular kazabilirse elektrik üretmek için yeterli enerjiyi elde etmiş olacaklar. Jeotermal kaynak bulmamız için 3 şeye ihtiyacımız var. Suyu ısıtan sıcak kayalar olmalı. Kayalar arasında su bulunmalı. Son olarak da suyu yüzeye çıkarabileceğimiz yarıklar olmalı. Eğer matkap aşağıda 300 derece ya da daha sıcak bir su kaynağına rastlarsa işte böyle bir sonuç alınır. Buradan elde edilen buhar gücüyle geleneksel güç ünitelerindeki buhar türbinleri çevrilerek elektrik enerjisi elde edilebilir. Jeotermal enerji çalışmaları, çevre dostu doğal enerji kaynağı olarak 1970'lerde Los Alamos'taki ulusal laboratuvarda başladı. Beklenen sonuçlar elde edilecek olursa, kirlilik sorunu olmayan ve sera etkisine yol açmayan bir elektrik enerjisi kaynağı elde edilmiş olacak. Güneş enerjisi gün batımından sonra
Rüzgar enerjisi ise rüzgarsız günlerde işe yaramaz. Fakat jeotermal enerji 7 gün 24 saat enerji sağlayabilir. Jeotermal enerji kaynakları dünya elektrik üretimine çok ciddi miktarda katkı yapma potansiyeline sahiptir. Bu devasa enerji potansiyeli hakkında henüz çok az şey biliniyor. Fakat vaat ettiklerini vermesi için şimdilik önünde büyük engeller var. 26 numaralı kuyudan kötü haberler geliyor. Aşağıdan gelen kaya örnekleri, süper sıcaklıktaki suyu tutan damarla ilgili olan bazı sorunları gün yüzüne çıkarıyor. Çok fazla çatlak yok. Ama bu durum değişebilir. Daha derin delik açarak başka bir çıkış var mı göreceğiz. Bu çalışmada yaşanan sorunlara rağmen İzlanda dünyanın en zengin ulaşılabilir jeotermal enerji kaynaklarına sahiptir. Çünkü ülke dünyanın en aktif jeotermal noktalarını barındıran Orta Atlas Sırtı üzerinde yer alır. 65 bin kilometrelik bir yarık boyunca uzanan Kuzey Amerika ve Avrasya plakaları her yıl birbirinden 2,5 santim uzaklaşır. Tam bu noktalarda magma ve yeraltı suları yüzeye yaklaşır, sıcaklığa ulaşmak daha da kolaylaşır. Geçmişte İzlanda, volkanları, buzulları ve Rock yıldızı Björk'la tanınırdı. Fakat günümüzde bu uzak ada devletinin yeni bir şöhreti var. Artık yeryüzünün en temiz ülkesi olarak tanınıyor. İzlanda'da kömür ya da gazla çalışan enerji tesisi bulma şansı yoktur. Kullanılan enerjinin %100'ü çevreyi kirletmeyen hidro ve jeotermal kaynaklardan elde edilir. Evlerin %90'ı jeotermal enerjiyle ısıtılmaktadır. Ülke dünyanın en soğuk bölgesinde yer almasına rağmen sıradan bir İzlandalı elektrik enerjisi için kuzey ülkelerine göre daha az para ödemektedir. Jeotermal enerji son derece sade ve ucuzdur. Reykjavik'teki evlerde su ısıtıcısına gerek yoktur. 27 kilometre uzaklıktan getirilen sıcak suyu kullanmak için musluğu açmak yeterlidir. Gerekli boru sistemini döşemek ve Reykjavik'teki evlere sıcak suyu getirmek tam 40 yılımızı aldı. Bunu başarınca burası dünyanın en temiz şehri oldu. İzlandalılar sadece evlerindeki jeotermal enerjiye bağımlı değiller. Havuzlar, kaplıcalar, şehrin kaldırımları, yürüyüş yolları, sürekli ısı talebi olan seralar sadece ucuz jeotermal kaynaklar tarafından ısıtılıyor. Sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamak için Reykjavik Enerji Şirketi Hetli Sidi Enerji Tesisini yapıyor. Burası bölgenin en yeni enerji tesisi olacak. ...2010 yılında tamamlandığında burası dünyanın en büyük jeotermal enerji üretim tesisi olacak. Tesiste 90 bin eve yetecek kadar enerji üretilecek. Tamamlandığında sadece İzlanda için değil, tüm ülkeler için jeotermal enerji üretimi alanında bir örnek teşkil edecek. Hedli Sidi, diğer jeotermal enerji üretim tesisleri gibi tamamen yenilenebilir doğal kaynaklarla üretim yapacak ve kesinlikle atmosferi kirletmeyecek. İzlanda'nın zengin yeraltı kaynaklarının işletimi, Suudi Arabistan'daki jeotermal kaynakların kullanımına esas teşkil etmektedir. Kimileri tüm ulusların bu konuda İzlanda'nın liderliğine ihtiyacı olduğuna inanıyor. Böylece kömür, gaz ve nükleer enerji kaynaklarının doğayı kirletmesinin önüne geçilmiş olacak. Bence her ülke için en yararlı olan budur. Eğer inanmıyorsanız buraya gelip birkaç gün kalmanız yeterli olacaktır. Bu tür kaynaklar son derece istikrarlı, güvenli, çevre dostu ve çok ucuzdur. Fakat bazı sorunlar var.
Birincisi, herkes bir volkanın tepesinde yaşamıyor. Rüzgara ve güneşe dayalı enerji üretim tesisleri her yere kurulabilir. Fakat jeotermal enerji üretim tesisleri sadece yeryüzünün %10'unu teşkil eden sıcak jeolojik noktalara kurulabilir. Bence İzlanda'nın bu konuda benzersiz bir konumu var. Çünkü kolayca ulaşılabilen ve çeşitliliği olan jeotermal enerji kaynaklarına sahip. İkincisi, mühendisler İzlanda'dakiler gibi sıcak jeotermal noktalarda bile kuyu kazmak gibi son derece zor bir teknik sorunla boğuşmak zorunda. Başarılı bir jeotermal tesisi kurmak için sıcak kaya, su, ulaşım kolaylığı gibi bazı ön koşullar gerekiyor. Ancak bu üç ön koşula sahip tesisler üretim yapabilir. Tıpkı kirli kuzenleri kömür ve petrol gibi jeotermal kaynaklar da sonsuza kadar yeterli olmayacak. Kaliforniya'nın en uzak köşelerinden birinde, San Francisco'nun 120 kilometre kuzeyinde dünyanın en büyük jeotermal kaynaklarından biri olan geyserler bulunur. Doğa harikası bir bölgenin tam ortasında 48 kilometre karelik bir alanda dünyanın en büyük güç ünitesi kuruldu. Burada çeşitli enerji firmalarına ait olan 22 bağımsız tesis bulunuyor. Burada İzlanda'daki tüm jeotermal tesislerde üretilen enerjinin 3 katından daha fazlası üretilmektedir. Tıpkı İzlanda'dakiler gibi, buradaki geyserler de Kaliforniya fay hattı üzerinde sıralanan doğal kalburlar üzerinde yer alır. Bu bölgelerdeki devasa yeraltı ısı kaynakları kuyu açılarak ulaşılabilecek kadar yüzeye yakındır. En önemlisi de geyserler yeraltı buhar kaynaklarıyla doludur. Tam burası geyserin termal bölgelerinden biridir. Sıcak su ve buhar kaynakları var. Zemin dokunulmayacak kadar sıcak. Derin kuyular kazmadan aşağıdaki rezervlerin büyüklüğünü anlamak gerçekten çok zor. İzlanda'dan farklı olarak sıcak su jeotermal kuyulardan gelirken geyserler buhar üretir. Geyserlerde 300'den fazla kuyu var. Buhar borularla tesise iletilir. Burada karmaşık işlemlerden geçirilerek elektriğe dönüştürülür. Önce buhar izolasyonlu tüplerle tesise iletilir. Zemin boyunca ilerler. Önce türbine zarar vermesini önlemek için buhar süzgeçten geçirilir. Buradan geçerek türbinlere uzanır. Her iki taraftan buhar verilir. Buradaki bıçaklara buhar gücü uygulanır. Ve buharın içindeki enerji açığa çıkarılır. Buhar türbini dakikada 3000 devirle döndürür. Dev jeneratörler tarafından üretilen elektrik enerjisi enerji hatlarıyla uzak mesafelere taşınır. Türbinden çıkan buhar suya dönüşür ve soğutma kulelerine gönderilir. Soğutma kulelerinin üzerinde tüten buhar görülüyor. Pek çok kişi bunun duman olduğunu sanıyor ama bu su buharıdır. ...1970'lerdeki petrol krizi, kamu ve özel enerji üretim tesislerinde jeotermal ve diğer enerji kaynaklarının kullanımı konusunda insanları ikna etti. Dikkatler nadiren kullanılan teknolojiler üzerine çevrildi. 1980'lerin başına gelindiğinde geyserler üzerine kurulan 23 tesiste 2100 megawattlık enerji üretimine başlanmıştı. Dünyanın en fazla enerji üreten jeotermal tesislerinde iki nükleer santralin gücü kadar enerji üretiliyordu. Bu da San Francisco'ya yetecek miktarda enerji demekti. Geyserler, sıcak kaya, su ve kolay ulaşım ön şartlarının hepsine sahipti. Daha sonra 80'lerin sonunda öngörülemeyen bir sorun projeyi tehdit etmeye başladı. Yüzlerce kuyudan gelen buhar kurumaya başladı. Su kaynaklarının tükenebilir olduğunu fark etmemişlerdi. Herkes artık iyice bu sorunun farkında olmaya başladı. Su nereye gidiyordu?
Her gün milyonlarca litre su soğutma tünellerinden akıp gidiyordu. Bir kısmı zemine geri dönüyordu. Fakat %80'i buharlaşarak havaya karışıyordu. 10 yıl içinde büyük miktarlardaki su ve buhar tüketimi enerji üretimini %40 azaltmıştı. Bu da tesisi finansal yönde tehdit etmeye başladı. Dış gözlemciler bu durumu şaşkınlıkla karşılamadı. Jeotermal kaynaklar beklentilerden çok farklı olarak yavaş yavaş kurumaya başladı. Tesisin kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı. Binlerce yılda oluşan su birikimi doğanın yenileme hızının çok ötesinde kısa süre içinde tüketildi. Geyser bölgesindeki firmalar güneş ve rüzgar enerjisinden farklı olarak kaynakların tükenmesi riskiyle karşı karşıya kaldı. Hepsi aynı anda geyserden çıkmaya başladı. Bir firma gözden düşen tesisleri satın almaya başladı. 1999'a gelindiğinde Kelpain adlı şirket 22 tesisin 19'unu satın almıştı. Şüpheciler bu durumu şaşkınlıkla karşılıyordu. Şirketin kuyuları hayata döndürmek için dahiyane bir planı vardı. Aynı şeyi petrol kuyularında yapmak imkansızdı. Aşağıdaki kaya hala sıcaktı. Daha fazla buhar elde etmek için aşağıdaki rezervuarlara su vermek gerekiyordu. Peki ne kadar su? Her gün 72 milyon litre su. Yani 28 olimpik havuzu dolduracak kadar. Kelpain şirketi yöredeki geri dönüştürülmüş suyu kullanmaya karar verdi. Geyserlere doğru 100 kilometrelik boru şebekesi döşendi. Bu su doğrudan kuyulara verilmeye başlandı. Yüzeye buhar olarak geri dönmeye başladı. Plan, geyser tesislerindeki gerilemeyi durdurdu. Fakat günümüzdeki üretim 1980'lerdeki en yüksek seviyenin yarısı kadardır. Üretimi desteklemek ve geliştirmek için mühendisler ve jeologlar yeni kuyular açıyor. Fakat bu kuyu açma çalışmaları jeotermal endüstri için yeni devasa sorunlara neden oluyor. Geyser'in uzak köşelerindeki dağlık bölgede Kelpain mühendisleri 3 kilometrelik derin kuyular açıyor. Petrol ve gaz kuyularında soğuk ve gözenekli kayalar denilir. Fakat jeotermal kuyu açılırken daha derinde bulunan sert, saf ve sıcak kayalar denilir. Genelde kuyu açarken kimse çatlakla karşılaşmak istemez. Çünkü kuyudan aşağı verilen sıvı kolayca kaybedilir. Oysa jeotermal kuyularda çatlak aranır. Yani kazılması çok zor alanda kuyu kazmak zorundayız. Bu derinliklerde kazı ekipmanları çok sert kayalar, yüksek basınç ve aşırı sıcaklık dolayısıyla kolayca yıpranır. En sık rastlanan ve en pahalı sorun matkap kırılmasıdır. Buna 8,5'luk matkap diyoruz. Bu üretim deliği için kullanılan bir ölçüdür. Aşağıdaki kayaların yüzeyinde işte bu şekilde dönerek delik açar. Böylelikle kaya tabakaları delinmiş olur. Bu matkabın değeri 30 bin dolardır. 4 ay süren bir kazma işinde ortalama olarak 40 saatte bir değiştirilmesi gerekir. Sıradan bir kuyu kazılırken sadece matkap ucu masrafı 360 bin doları bulur. Kuyu kazma işine bir kez başlayınca sonuna kadar gitmek gerekir. Aniden işler karışmaya başlıyor. Birkaç saat sonra matkabın ucundaki sensörler yüksek bir ısı tabakasına denk gelindiğini gösteriyor. Her an bir buhar patlaması olabilir. Buhar geliyor. Yeşil enerji. Bir delici için en önemli an. Önce küçük bir çatlağa denk geliniyor. Zayıf bir buhar yükselmeye başlıyor. İşte geliyor. Takım bu sefer başarıyor. Kuyuyu mühürlemek için harekete geçiyorlar.
hala bir sorun olabilir. Kazı ekibi kuyudan daha fazlasını bekliyordu. Şu anda beklediğimiz buharın yarısı kadar buhar elde ettik. Şu ana kadar yüzeyden aşağıya 2100 metre indik. Daha fazla buhar çıkması gerekiyordu. Ertesi gün kuyu mühendisleri kuyuyu temizlemeyi başarıyor ve temiz bir buhar elde ediyor. Elde edilen buharla 3 megawattlık yani 3000 eve yetecek kadar elektrik üretilebilir. Kuyu açmak sadece pahalı ve zor bir iş değil. Aynı zamanda açılırken çok da tehlikelidir. Yalnızca 9 kilometre uzakta başka bir kazı ekibi eski bir kuyuyu temizliyor. İşçiler Battle Rock adında Geyser'e yeni gelen bir şirket için çalışıyor. Şirket bir süre önce 22 tesisten birini satın aldı. Eğer buhar bulabilirlerse tesis 17 yıl sonra ilk kez üretime geçecek. Enerji üretiminde kullanılacak olan sıcak gazlar kuyuların derinliklerinde saklı duruyor. Kuyu açılır açılmaz gaz hemen havaya karışacak. Bu da çalışanlar için risk anlamına gelebilir. Hidrojen sülfür en tehlikeli gazlardan biridir. Çok miktarda solunduğu zaman duyuları öldürür ve kurban zehirlendiğini bile anlayamaz. Sadece Birleşik Devletler'de her yıl ortalama 8 işçi hayatını kaybediyor. Kuyuyu güvenli bir şekilde temizlemek için Battle Rock ekibi kuyu patlatmak adı verilen tehlikeli ve zor bir manevra yapmak zorunda. Lou Capulvano, Battle Rock ekibinde baş kuyu mühendisi olarak görev yapıyor. Onun için bir tesisi çalıştırmak sıradan bir işin ötesinde bir anlam ifade ediyor. 1998'de gaz ve petrol ucuz olduğu için kimse bu eski jeotermal tesisin geleceğinin parlak olacağını düşünmüyordu. Bu tesis yok edilecekti. Dinamitlerle havaya uçurulacaktı. Fakat Lou'nun bir hayali vardı. O ve iş arkadaşları Battle Rock'ta keşfedilmiş buhar olduğuna inanıyordu. Kelpan gibi bir şirkette çalışmak yerine bir yatırım şirketini ikna ederek eski tesisi almaya ve çalıştırmaya ikna etti. Son iki yıldır bu an için hazırlık yapılıyor. Bugün 16 yıl 6 aylık bir bekleme döneminden sonra ilk kez bu tesisi çalıştıracağız. Tesis çalıştıktan sonra şebekeye yeniden enerji verilecek. 17 megawattlık güç üretebilmek için yeterli buhar elde edilmek zorunda. Battle Rock'ın Kaliforniya elektrik şebekesine enerji satabilmek için en az bu miktarda üretim yapması gerekiyor. Tesise verilmeden önce buharın kaya ve molozlardan temizlenmesi gerek. Üretim sırasında tehlikeli gazlar etrafa yayılabilir. Yüksek miktardaki hidrojen sülfür ölümcül olabilir. Tüm ekibi güvenli bir uzaklığa çekiyoruz. Kimsenin bu tür gazları solumadığından emin olmamız gerek. Gazlar konsantre olarak bir arada bulunabilir. İlk denemeyi en ideal hava durumunda yapmak istiyoruz. Bugün hava biraz rüzgarlı. Çıkan gazlar hemen yayılabilir. Rüzgar aniden yön değiştirirse işçiler karmaşık bir acil plan uygulayacak. Kaçacaklar. Sistemi açınca birkaç dakika boyunca gaz çıkışı olacak. Bu aşamada gazlar gözle görünmeyebilir ama sesi duyulur. Buhar önce gri bir renge sahiptir. Daha sonra beyaza döner. Beyaz bir görünüm aldığında tesise verilmeye hazırdır. Boşaltma işi tamamlandı. Takım kuyuyu patlatmaya hazır. İşçiler kuyu başına açıyor. Kirli buhar, hidrojen sülfat ve öteki kirli gazlar 30 metre yüksekliğe kadar çıkıyor. Rüzgar beklenen yönden esiyor. Gaz dedektörü kullanan uzmanlar zehirli gazların dağıldığını tespit ediyor. Test şimdilik iyi gidiyor. Buhar hızla temizleniyor. 15-20 dakika boyunca atmosfere gaz vermeye devam edeceğiz. Çalışanlar buharı tesise vermeye başlıyor. Operatörler Battle Rock'ı devreye sokmak için endişeli bir bekleyiş içinde. Her şey yolunda giderse uzun bekleyiş sona erecek.
Jeotermal enerji kaynağı, sıcak kaya, su ve ulaşılabilir derinlik faktörleri bir araya gelince rahatlıkla kullanılabiliyor. Yeryüzünün %10'unda var olan bu koşullar bizi bekliyor. Yerküreyi incelediğimiz zaman görürüz ki su kaynaklarından bir kısmı erimiş lavlarla yer altında bir araya gelerek orada bir enerji potansiyeli oluşturur. Daha sonra bu enerji yüzeye çıkar. Yeryüzünün çok az bölgesinde bu söylenenler bir arada gerçekleşir. Sadece belirli alanlar değil, tüm dünyayı jeotermal enerjiyle tanıştırmak için neler yapılabilir? Şu anki jeotermal sistemlerin 10, 15, 20 katı büyüklükte olanlarını yapmamız gerek. Ancak o zaman tüm dünya bu kaynaktan yararlanabilir. Biri Fransa'da, öteki Kuzey Kaliforniya'da bulunan iki ekip, jeotermal enerjiler alanında yeni teknolojiler geliştirerek tüm dünyayı bu teknolojiyle tanıştırmak istiyor. Burası şarap bağları ve muhteşem tarım alanlarıyla ünlü Fransa'daki Ren Vadisi. Doğa harikası bu tarım bölgesinde kurulan bir jeotermal enerji üretim tesisi, küresel ısınmanın getirdiği sorunlara çözüm bulmayı amaçlıyor. Adını yakınlardaki bir köyden alan SOLTS projesi, son 20 yıldır kafaları meşgul eden jeotermal enerjinin geleceğini sorguluyor. Yerkürenin ısısı dizginlenebilir mi? Sadece İzlanda ve Geyser bölgesinde değil, diğer bölgelerde de aynı enerji kullanılabilir mi? Eğer bu mümkün olursa, tüm dünya jeotermal tesislerle tanışabilir. Fosil yakıtlara karşı önemli bir alternatif geliştirilmiş olur. Hayata geçirilmeye çalışılan teori, 1970'lerde Los Alamos'taki ulusal laboratuvarda geliştirildi. Projeye yükseltilen jeotermal sistemler ya da YJS adı verildi. YJS projesinin esası, sıcak ve kuru bölgelere, kaya yarıklarına su vermek. Ve burada ısınan suyu tekrar kullanmak esasına dayanır. SOLTS projesinin bir amacı da jeotermal enerjinin tüm dünyada kullanılabilir olduğunu kanıtlamaktır. Mühendisler YJS projesinin prensiplerine uygun olarak 5 kilometre derinliğinde 3 adet kuyu kazdı. Daha sonra bir kuyuya milyonlarca litre yüksek basınçlı su verildi. Aşağıda yapay bir rezervuar yaratılmaya çalışıldı. Böylece İzlanda ve Geyser'deki gibi jeotermal enerji elde edilecekti. Daha sonra ortadaki kuyuya verilen basınçlı suyun diğer kuyular tarafından çekilmesine çalışıldı. Fakat bu aşamada proje en büyük sınavını vermeye başladı. Yer altında çalışmak büyük sorunlarla boğuşmak demektir. Hesapta olmayan pek çok sorun orada bizi bekliyor. Basınç bunlardan sadece biri. Bugün projede yeni bir aşamaya geçildi. Aşağı verilen suyun yukarı çekilmesi sırasında kuyular arasında oluşan bir engel suyun öteki kuyulara geçişini engelledi. Kuyular arasında bir bariyer oluşmuş olabilir. İki kuyu arasında yeterli çatlak olmayabilir. Kuyular arasında su iletişimi olmazsa SOLTS projesindeki kuyular %50 oranında daha az enerji üretecek. Bu durum projenin geleceğine zarar verebilir. Aşağıdaki suyu neyin engelleyebileceğini görmek gerek. Yer altını yeni sismik aletler yardımıyla inceleyebiliyoruz. Yeni bilimsel aletler çok işimize yarıyor. Bu iş için jeofon adı verilen sismik bir alet kullanılacak. Anlamamız gereken bir şey var. Biz şu anda yüzeyde duruyoruz. Her şey bizim 5 kilometre altımızda gerçekleşiyor. Bu yüzden sadece dolaylı bilgi sağlayabiliyoruz. Mühendisler kuyunun başını açıyor. Vinci çalıştırıyor ve jeofonu aşağıdaki bölgeye doğru indirmeye başlıyorlar. Aynı aletler petrol ve gaz endüstrisinde de kullanılıyor. Fakat aletler genelde aşağıdaki zorlu koşullara karşı uzun süre dayanamıyor. İki teknisyen iki dev makineyi devreye sokuyor. Makinelerden biri kuyunun 5 kilometre kuzeyinde, diğeri 5 kilometre güneyinde yer alıyor. Bunlar 22 tonluk gümbürtü kamyonları.
Kamyonlar jeofonla birlikte çalışıyor. Yerin altına, kuyu alanına doğru dev şok dalgaları yollayacak. Jeofon bir tür sonogram gibi çalışacak. Şok dalgalarını kaydederek aradaki engellerin profilini çıkaracak. Böylelikle jeolojik yapı ve çatlakların özellikleri hakkında bilgi edineceğiz. Jeofon sonunda 5 kilometre aşağıdaki yerini alıyor. İlk okumaları yapmanın zamanı geldi. Jeofizikçiler gümbürtü kamyonlarını devreye sokuyor. Titreşimleri bu şekilde görebiliriz. Bir dakika geçti. Hiçbir sonuç yok. Jeofon çalışmıyor. Kuyuların bulunduğu acımasız koşullar yine kötü bir sürpriz yaptı. Yüksek ısı nedeniyle çalışmadı. Aletler 180 derecede 3-4 saat kalabilir. Daha sonra elektronik kısımlar yanar. Çalışmayan rezervuarın sırrını çözmek için takım jeofonu onarıp tekrar başlayacak. Her gün bu gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu kuyuda hiçbir şey çalışmıyor. Saatler sonra jeofon onarılıyor. Ekip aleti yeniden kuyuya indiriyor. 4660 metre, 4670 metre, 4680 metre. Şimdi kamyonları çalıştıracaklar. Bu defa jeofizikçiler verileri almayı başarıyor. Jeofon çalışıyor. Bu yolla elde edilen bilgilerin tamamını kullanabiliyoruz. Veriler iki kuyu arasında açıklık olmadığını gösteriyor. Fakat neyin bloke ettiği belli değil. Kuyuları neyin bloke ettiği gizemini koruyor. Gelecekte kesin bir çözüm bulana kadar üç kuyudan ikisi kullanılacak. Üretilen enerji miktarı sınırlı olacak. En önemlisi de bu aşamada yaşanacak olan her aksilik, YJS projesinin geleceğine olan ilgiyi azaltacak. SOLS projesinden beklenen enerji verimi elde edilemiyor. Fakat yerkürenin %50 ile 60'lık bir kesiminde jeotermal enerji tesisleri kurmanın mümkün olduğu ispat ediliyor. Avustralya ve Almanya, YJS araştırma sonuçlarına göre jeotermal enerji tesisi kurmaya başladı bile. Günümüzde eski kuyu açma teknolojileriyle YJS projeleri için kuyu açmak çok pahalıya mal oluyor. Gelecekte katı granit kayaları peynir gibi kesmenin bir yolu bulunur. 15 kilometre derinliğe kadar inilebilirse ne olur? Böyle bir teknoloji geliştirilirse, mühendisler geleneksel kuyuların fiyatına daha derin kuyular açabilir, daha sıcak ortamlar elde edebilir. Bazıları ihtiyaç duyulan fikirlerin Kuzey Kaliforniya'da adı bilinmeyen küçük bir laboratuvarda olduğuna inanıyor. Potter kuyuculuğun sahibi olan Jared Potter, kendi laboratuvarında imkansız olan bir şey yapıyor. Yarım tonluk sağlam bir graniti birkaç dakikada delecek. Bu çok sağlam bir kaya. Sıradan teknolojilerle bu kayayı delmek çok zaman ve emek gerektirir. Merhaba Jared, nasıl gidiyor? Mühendis ve bilim insanlarından oluşan küçük bir ekiple Jared pek bilinmeyen aletler kullanıyor. Pekala, yeniden başlıyoruz. Bu metal huninin kaya üzerinde bir delik açabileceğini iddia ediyorlar. Buna
parlayan jet matkap adını verdi. Bu matkap 30 yıl önce Jared'in babası Robert Potter tarafından tasarlandı. Robert 1970'lerde Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda jeotermal konusunda çalışan bilim insanlarından biriydi. Jared geliştirdiği son prototiple yeni testler yapıyor. Eğer parlayan jet delici işe yararsa, jeotermal enerji üretiminde bu bir devrime neden olacak. O zaman fosil yakıtlara olan bağımlılık azalacak. Bu teknolojiyle saatte 30 metre kazılabilecek. Bu da geleneksel kuyu kazıcılarından 10 kat daha fazla hız demektir. Kayayla fiziksel temas olmadığı için matkap ucu da kullanılmayacak. Fakat önce Potter'ın prototipinin işe yaraması gerek. Test için her şey hazır. Delici hidrojen gazıyla besleniyor. Sıcaklık bir anda 1800 dereceye çıkıyor. Bu lavın sahip olduğundan daha yüksek bir sıcaklık demek. Parlayan ısı kayayı iyice ısıtıyor ve granit blokları kırmaya başlıyor. Kısa süre sonra küçük kaya parçacıkları havada uçuşmaya başlıyor. Aşırı parlamalar kayanın mineral yapısını parçalıyor. Test sona erdi. Kayada 10 santim çapında bir delik açıldı. Deliğin derinliği 25 santim kadar. Bu deliği 3 dakikada açtım. Prototip beklenen başarıyı yakalıyor. Kayayı çabucak baştan başa deldi. Potter'ın parlayan jet matkabını nemli yüksek basınç altında olan derinliklerde denemesi gerek. Onu da bu makine yapacak. Bu hidrotermal matkap adında yeni bir prototip. Bu makine bize yer altındaki yüksek basınçlı olağanüstü zor koşulları sağlayacak. Hidrotermal matkap bize 10-15 hatta 20 bin metre derinliklere kadar inen 30 santim çapında delikler açma imkanı verecek. Düşünmesi bile delilik değil mi? Pekala Jim, hemen başlayalım. Buna biraz güç verebilir misin? Evet. Hidrotermal matkabın ucu 4000 derecelik bir parlama üretiyor. Geleneksel matkapların aksine kayaya değmiyor bile. Bunun yerine parlamanın yarattığı süper sıcaklık kayayı parçalıyor. Aynı zamanda parçacıkları alandan uzaklaştırıyor. Potter küçük granit tabakadan istediği sonucu alıyor. Mükemmel bir delik açan matkap bekleneni veriyor. Matkabına son şeklini veren Potter onu pazara sunmaya hazır. Daha alınması gereken çok yol var. Eğer başarılı olursa bu matkap daha hızlı, daha ucuza, daha derin kuyular açabilir. O zaman jeotermal tesisler yerkürenin her yerinde açılabilir. Parlayan matkabın kullanılmasıyla birlikte kuyu kazma endüstrisi büyük bir dönüşüm geçirecek. Daha derin kuyuların açılması hayal değil. Bu çalışmaların hala araştırma aşamasında olduğunu ve ticari kullanıma sunulmaya hazır olmadığını düşünüyorum. Reykjavik yakınlarındaki 26 numaralı kuyunun mühendisleri şimdi bile hidrotermal matkaplar kullanabilir. Kapalı olan çok kuyu var. Şimdilik öyle kalacaklar. İzlanda'nın volkanik kayalarını delerek 300 derecelik yeni sıcak su kaynakları arıyorlar. Eğer bulunmazsa 2.2 milyon avroluk yatırım boşa gidecek. Jeologlar birkaç saat önce matkaptan gelen kaya parçalarını inceliyor. Her birinin farklı bir hikayesi var. Ne tür kaya olduğunu analiz ediyoruz. Bize ısı hakkında çok şey söylüyor. Çatlaklar hakkında da bilgi almış oluyoruz. Derinlerden gelen kaya talaşlarından çok değerli bilgiler elde ediliyor. Bazı mineraller bana orada 280 derece sıcaklık olduğunu söylüyor. 280 oldukça yüksek bir sıcaklık. Fakat İzlanda'nın güç ünitelerini çalıştıracak optimum sıcaklık değil.
Mühendisler 24 gün daha kuyu açacak. Açılan bu deneysel kuyunun maliyeti 2 milyon avroyu bulacak. Sonunda aradıkları şeyi buluyorlar. 300 derece sıcaklıkta bir su kaynağı. İzlanda'nın güç üniteleri çok şanslı. Yeterince sıcak bir kuyu. Keşfedilen yeni kaynağın üzerine dünyanın en büyük jeotermal enerji üretim tesislerinden birini kuracaklar. 6800 kilometre uzaklıktaki başka bir ekip bu kadar şanslı değil. Kaliforniya'daki Battle Rock takımının yeni açtığı kuyu buhar püskürtmeye başladı. Bu aşamada kir ve molozlardan temizlenmesi gerek. İyice temizlenecek olan buhar üretim tesisine verilecek. Burada üretilen elektrik uzun zamandır ilk kez şebekeye verilecek. Tesisin ticari olarak verimli olabilmesi için 17 megawatt gücünde elektrik üretmesi gerek. Tesis asgari düzeyde üretim yapmazsa boşa geçen her günü için şirket para kaybedecek. Bir kilometrelik borulardan geçen buhar türbinlere verildi. ...17 yıl aradan sonra türbinler ilk kez dönmeye başladı. Bu türbin şu anda dakikada 600 devirle dönüyor. Kısa bir ısınma aşamasından sonra hızı artacak. Türbin tam hıza ulaştığında dakikada ortalama olarak 3600 kez dönecek. Buhar gerekli olan güçten fazlasını sağlıyor. Türbinle birlikte jeneratör de çalışmaya başladı. Kontrol odasında mühendisler verileri kontrol ediyor. Gördükleri soğuk duş etkisi yapıyor. Elektrik yok. Nedeni hemen anlaşılıyor. Jeneratör dönüyor fakat elektrik üretmiyor. Elektrik üretmezse felaket çok yakın demektir. Türbin hemen devreden çıkarıldı. Türbin bıçakları üzerinde çok fazla baskı vardı. Her an parçalanabilirdi. Türbinin değişmesi ve harcanacak olan zaman Battle Rock için milyonlarca dolar zarar demektir. Ekip sorunlu parçaları hemen devre dışı bırakmaya başlamalı. Mühendisler hemen harekete geçmezse türbin kaybedilebilir. Türbini boşa aldık. Türbin hızı sıfıra doğru inmeye başladı. Ekip felaketten kıl payı kurtuldu. Şimdi asıl sorunun ne olduğunu bulmaları gerek. Aşmaları gereken bir engel daha var. El kitabı Japonca'dan İngilizce'ye çevrilmiş. Bu da bazı tercüme sorunları yaşamamıza neden oldu. Tesisin 9 günlük onarım maliyeti 50 bin dolara mal oluyor. Daha sonra Battle Rock'ın 17 yıllık hasreti sona eriyor. Lou Capulvano için de hasret bitiyor. Tesis hakkındaki düşleri gerçeğe dönüşmek üzere. Tesis sorunsuz olarak çalışmaya başlıyor. Artık Kaliforniya'nın elektrik şebekesine güç verilebilir. Jeotermal son 50 yılın en gizemli enerji kaynaklarından biridir. Artık jeotermal enerji tesisleri son derece ucuz ve temiz bir enerji kaynağı olarak hizmet vermeye başladı. Şu anda dünya enerjisinin %0.5'ini karşılayan bu kaynak hakkında kamuoyu yeterli bilgiye sahip değil. Okula giden 3 çocuğum var. Benim çocuklarım bile jeotermal enerji hakkında hiçbir şey bilmiyor. Güneş ve rüzgar enerjileri bile jeotermalden daha fazla devlet yardımı alıyor ve halk tarafından daha iyi tanınıyor. Eğer güneş olmazsa ya da rüzgar esmezse bu kaynaklar elektrik enerjisi üretemez. Ama jeotermal her koşul altında üretimini devam ettirebilir. Tam aksine tıpkı İzlanda'da olduğu gibi jeotermal, kömür, gaz ve nükleer enerjinin yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Enerji hatlarını sadece o besleyebiliyor. Bir ülkenin enerji hatlarındaki enerjisinin %100'ünü bile sağlayabilir. O halde neden jeotermal enerji her zaman fosil kaynaklara göre ikinci planda kalıyor?
İnsanlar güneşi görür, rüzgarı hisseder. Pek çok kişi jeotermalin anlamını bile bilmez. Endüstri her zaman bu gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Ayağımızın altında saklı olan bir dünya var. Gezegenimiz her gün biraz daha karanlık gerçeğiyle yüzleşiyor. Günümüzde dünya her yıl 10 trilyon watt elektriğe ihtiyaç duyuyor. Bunun %90'ı kömür, gaz ve nükleer enerjiden sağlanıyor. Bunun sonucunda milyarlarca ton karbondioksit üretiliyor. Jeotermal kaynak araştırmaları başladığından beri dünya için temiz bir enerji alternatifi de doğmuş oldu. Jeotermal enerji, dünya enerjisine en büyük katkı yapmayı vaat eden en önemli potansiyel kaynaktır. Sorun, bu enerjinin geyserler ya da İzlanda dışında da dünya genelinde kullanımını sağlamaktır. Bu amaçla Solts'un YJS projesinin başarılı olması gerek. Ayrıca devrimsel nitelikte yeni kuyu açma teknolojilerinin hazır olması gerek. Hayalimiz jeotermal kaynakların dünya geneline yayılmasını sağlamaktır. Dev bir potansiyeli kilitli tutuyoruz. Bu enerji kaynakları yakında patlama yapacak. Eğer bu çalışmalar başarılı olursa, insanoğlu ilk kez tabiat ananın gücünü kendini ve gezegenini kurtarmak için kullanmış olacak.